Diyanetin doğrudan ve dolaylı koruması altında bulunan YouTube, TikTok, sosyal medya imamlarının sayısı büyük bir hızla artıyor. Son derece pervasız bir üslupla kendisi gibi düşünmeyen herkese argo tabiriyle ayar vermeye çalışan bu zevatın dilinde kötülük, nefret, ötekileştirme, hakaret var. Şimdi burada maalesef akrebin yapısında sokmak olduğu gibi şimdi Onur Bey CHP'li bir milletvekili. CHP'li bir milletvekili de ister istemez kendi yapısındaki o iğneyi, o zehri ortaya koyacaktır. Şimdi bunlar laf kalabalığında başka bir şey değil. Şimdi kişi hani Allah subhanahu wa ta'ala diyor ya kalplerinde sakladığı daha büyüktür. Eğer bunlara gerçek manada böyle bir zemin hazırlanmış olsa, gerçek manada bunların istediği bir toplum oluşmuş olsa bunlar daha fazlasını söyleyecekler. Yani bir defa Diyanet'in koruması altında dediğiniz mesela ne o var mesela? Bazı imamlarını koruyorlar, o bazı imamları görmezden geliyorlar. Bu bir defa yalan olduğunu daha geçen Ali Rıza Demircan'ın yani 17 yıl boyunca Diyanet'in içerisinde olan, merkezinde olan insanın söylediği şeylerden biz ne yaptık? Dinledik. Dedik ki ha Diyanet'in iç yapısı da buymuş. Bu yüzden bu milletvekilinin anlamadığı şey şu, daha o korunduğunu düşündüğün adamlara sıra gelmedi. Yani biliyoruz ki bazı Yasin Gündoğdu gibi yahut benzeri kişilerin gibi nasıl sürüldüklerini, nasıl susturulmaya çalışıldıklarını, nasıl o Diyanet kurumunun, laik kurumun içerisinden atılmaya çalışıldıklarını, onların yıldırılmaya çalışıldıklarını az çok şahit olduğu. Kendisinin bahsettiği kişi ise muhtemelen Halil Konakçı gibi tipler, Halil Konakçı gibi kişiler, vaizler. Bunlardan bahsediyor. Yani arkadaş bir defa örnek söylüyorum. Sen hem özgürlükten bahsedeceksin, hem din özgürlüğünden, insanlara din hizmetinden bahsedeceksin, hem cemevinden bahsedeceksin, cemevinin özgür olunmasından, cemevilerinin devlet desteğinin içerisine girmesinden bahsedeceksin, hem de inanç kısıtlamasından bahsedeceksin. O Diyanet'in kendi bünyesinde çalıştırdığı imam dediği insanlar elbette kendi sistemine göre, kendi programına göre insanlara, kendi inançlarına göre din anlatabilir. İnsanlar İslam'ı kendi isteklerine göre anlatılmasını istiyorlar. Yani kendileri de Müslüman olduklarını düşündüklerinden dolayı kendilerini rahatsız etmeyecek bir din istiyorlar. Şuradan anlıyoruz ki bunlar bugünkü Diyanet'ten bile razı değiller. Yani bugünkü Diyanet'in yerine bir tane papaz geçse ancak o zaman muhtemelen rahatlayacaklar. Oh diyecekler artık bizim nefsimize muhalif herhangi bir şey duymuyoruz. Tam istediğimiz bir din işte bu. Yani İslam ise işte böyle olması lazım. İslam ise işte tam manasıyla bu şekilde yaşanılması lazım diyecekler ki ancak o zaman rahatlasınlar. Bir defa sana ne? Bir defa seni ne ilgilendiriyor ki bir tane vaiz bir camide örnek söylüyorum vaaz verecek. Bir tane imam bir camide insanlara din anlatacak. Kendi istediği şekilde, kendi inancına göre, kendi inandığını iddia ettiği kitaba göre anlatacak elbette. Sizin hevanıza, hevesinize, sizin sisteminize, altı okunuza göre herhalde din anlatmayacak. Bak en başta bir tane doğru söyledi. Onun akabine yanlış üzerine yanlış, yanlış üzerine yanlış, yanlış üzerine yanlış. Yani bugün bu Ekrem İmamoğlu gibi tipler yahut Mansur Yavaş gibi insanlar, kişiler toplum nazarında ne yapıyor? Yüceltilmeye başlıyor. Bu insanlar yaptıkları iyiliklerle anılmaya başlıyorlar. Ama sadece bazı birkaç tane iyiliğinden dolayı koskoca bir kötülüğü, arkasında sakladığı o ideolojinin, o insanları ifsad edebilecek düşüncelerin, fikirleri insanlar göremiyorlar. Bunları tam manasıyla anlayamıyorlar. Mansur Yavaş evet iyilik yapmış olabilir, insanlara güzellik yapabilir ama Allah subhanahu ve teala size daha fazlasını yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun bazı iyi icraatları olabilir, sizi memnun edebilir ama Allah subhanahu ve teala size daha fazla memnun etti. Allah subhanahu ve teala'nın nimetleri üzerinizde saymakla tükenmez ama sizler Mansur Yavaş veyahut Ekrem İmamoğlu'nun nimetlerini saymakla tüketebilirsiniz. Yani onlar olmasa da siz olabilirsiniz ama Allah subhanahu ve teala sizi yaratmasaydı sizler bir hiçtiniz. Sizler Allah subhanahu ve teala'nın kadrini bilmeyi bırakmışsınız. Allah subhanahu ve teala'nın dışarısında yaratılan mahlukların kadrini bilip onların değerlerini ortaya koyup onları yüceltmeye başladınız. Allah diyor ki beni tesbih edin. Siz tutuyorsunuz her 5 yılda önünüze konulan sistemin piyonlarını, sistemin kuklalarını alıyorsunuz, yüceltiyorsunuz. Hayatınızın merkezine koyuyorsunuz. Onlar varsa var, onlar yoksa yoksunuz. Yani Allah subhanahu ve teala sizlere izzeti vaat etti. Sizler zelilliği satın alıyorsunuz. Hatta sizler gerçek manada öyle bir durumdasınız ki zengin ettiğiniz, çocukları daha güzel yerlerde yaşasın, malları daha fazla artsın, eşleri eşlerinizden daha güzel giyinsin, daha güzel yesin, içsin, geçsin, tossun diye birilerini seçip başa getiriyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Seçtiğiniz insanların her zaman yaşam kalitesi seçtiğiniz insanlar olarak sizden daha üstün, daha yükseklerde. Bunu bile sorgulayamıyorsunuz. Bu kadar düşük, bu kadar kaliteniz, bu kadar yapınız, bu kadar kimliğiniz ve karakteriniz maalesef düşük bir durumdasınız. Seçmen olarak düşünmeniz gerekli diye düşünüyorum. Benim inandığım sistemde
halife örnek söylüyorum aylık 200 bin lira, 300 bin lira alacak. Ben asgari ücretle 16 bin, 17 bin lirayla tamah edeceğim. Hayatımı bu şekilde geçindirmeye çalışacağım. Bir yandan kiralar, bir yandan elektrikler, bir yandan sular. İslam devleti insanlara zulmetmez. İslam devleti insanların emeklerini heba etmez. Bugünkü çiftçileri bugünkü sistemin düşürdüğü duruma düşürmez. Bugünkü emekçilerin düştüğü duruma İslam devleti düşürmez. Yani sizin ne komünizme, ne sosyalizme, ne laikliğe herhangi bir şekilde ihtiyacınız, demokrasiye ihtiyacınız yok. İslam dini kendisine uygun bir şekilde zaten sizlere özgürlüğü de sunuyor, adaleti de sunuyor, emeğe değer vermeyi de sunuyor. Ama sizler maalesef sistemin cahil bıraktığı ve cahil olmaya da razı olan insanlar olarak bugün bulunduğunuz durumdan razısınız. Razı olmanızın da bir bedelini ödüyorsunuz. Başka bir şey değil.